Başarı, Mekanik Başarı Üniversitesi olarak bu dönemin başı itibariyle öğretim üyelerinin gerçek anlamda, uygulama anlamında projeleriniz sergilendiği bir aktivitede bulunuyorsunuz. Bunun yanında Mimar Sinan Poli olarak hazırladığımız ve Mimar Sinan'ın da eserlerinin sergilendiği daimi sergimizi bulunduğu holde şu anda. Şimdi Sayın Rektörümüz ve Belediye Başkanımız açılışını yapacağız Mimar Sinan Büstü'nün. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Ben de bir mimar meslektaş olarak değerli başkanımıza da bir söz vermek istiyorum. Buradaki mimarlık bölümü şehrimize ne katacak? İnşallah. Çok saygıdeğer rektörüm, öğretim görevlisi dostlarımız, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler, basınımızın temsilcileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet, büyük bir yoğunluğumuz olmasına rağmen konu mimarlıksa, onunla ilgili sergiyse benim de gelmem gerekiyordu. Kendimi tutamadım, geldim. Geldikten sonra iyi ki gelmişim dedim. Evet, Samsun çok uzun yıllar mimarlık fakültelerinden uzak kaldı. Oysa bence eğer bir yere üniversite açıyorsanız diğer meslek dallarına kesinlikle çok saygılıyım. O saygıyı koruyarak da söylüyorum. Ama mesele eğer kentsel planlamaysa, mekan planlamaysa orada o anlamda mimarların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zira bizim kaynaklarımızın heba ettiğimiz alanlardır buralar. Buralarda bir rasyonelliğe ve bir duruluğa ihtiyaç var, tartışmaya ihtiyaç var. Şundan seviniyorum, belki daha sonraki yıllarda en azından Samsun'da mimarlık fakülteleri onlar aracılığıyla, onlarla ve üniversitelerimizde belki Türkiye'deki kentleşmeyi biraz tartışabiliriz, belki bir çıkış yolu arayabiliriz. Bugün var olan kentlerle ilgili plan yapmanın altyapısının hem yetersiz hem dengesiz, tutarsız, adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Bir uygulamacı olarak bunun acısını yaşıyorum ve önü tıkalı kentler meydana getiriyoruz. Kimse mucize beklemeyecek. O zaman rasyonel plan yapmanın altyapısını oluşturmak gerekiyor. Bunu da tartışabilmemiz lazım. Anlıyorum ki ben yıllardan beri bu konuda bir şeyler söylüyorum ama anlıyorum ki bunu yukarıdan, yani yasama organının duyabilmesi için, duyarlı olabilmesi için üniversitelerimizin de bu işin içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Samsun'da hem OMÜ'de hem burada Mimarlık Fakültesi'nin açılmış olmasının çok geç de kalsa çok önemli olduğunu bu biraz önce söylediğim noktalardan değerlendirmek istiyorum. Üniversiteyi gördüm, üniversite yani etkilendiğimi söyleyebilirim. Başarı diliyorum. Ayrıca çocukların, gençlerimizin eserlerini gördüm. Ben de böyle çok ama yıllarca geriye doğru gittim. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sevgili rektörümüze de teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mimarlık tabii benim alanım değil ama hep şunu hayal ettim. Kendi çizgimiz, kendi özgün tarzımızın mutlaka gelişmesi lazım. Bu da tabii bu genç beyinlerimizin üreteceği bir şey, bir sentez. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Son derece güzel eserler ortaya koymuşlar. Onun sonrasında hocalarımızın çok güzel eserleri var, projeleri var. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Organize eden mimarlık kulübü var. Onları da tebrik ediyorum. Uzun çalışmalarla bunu ortaya çıkarttılar. Kendilerinin ürettiği bir şey burası. O yüzden bütün bu emekleri takdir ediyorum. Şunu da söylemek lazım. Canik Başar Üniversitesi şüphesiz Samsun'un bu manadaki gelişimine de katkıda bulunacaktır. Mimari olsun, şehirleşme inşallah bu konuda da bir hamlemiz olacak. Estetik duygularımızı yansıtacağımız iç mimarlık bölümümüz var. Bütün bunlar medeniyetimizin tekrar daha şekillendiği, daha üzerine düşündüğümüz
bir platformun, bir genç dimağlar havuzunun oluşmasına vesile olacak. Ben öğrencilerime de bu vesileyle başarılar diliyorum. Ayrıca bu güzel büstün bize hediye eden Ali İhsan Aka Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Kendisini göremiyorum. Mütevaziliğinden bir yerlerde de şimdi. Evet, ona da çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Mimar Sinan büstümüzü açmaya devam ediyorum. Bu büst benim için çok önemli. Hemen önündeki yazıyı göreceksiniz. Ömür belli ama verdiği eser sayısına bakarsanız bir insanın nasıl çalıştığı konusunda da bir fikir üretiyor, veriyor. Dolayısıyla gençlerimize de şunu söylüyorum. Gerçekten çok üretmek lazım. Örnekleri yanımızda. Çekelim bakalım. Evet, Ali İhsan Bey her zaman mimarlık alanında katkısını esirgememiş bir sevgili dostumuzu görüyorum ki burada da o katkıyı sürdürüyor. Kendisine ben de teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de ayrıca bu güzel projeleri sunan, bunları üreten değerli hocalarımıza birer küçük hatıra plaketi hazırladık. Müsaadenizle onları da verelim. Tebrik ediyorum. Sergi Canik Başarı Üniversitesi'nin mimarlık eğitimindeki saygın yerini yakalaması açısından önemli bir etkinlik bizim için. Çok önemsediğimiz bir etkinlik. Zira hem mimarlık öğrencileri için hem de mimarlık mesleği icra eden insanlar için yapılanların paylaşılması bizim için esas teşkil ediyor. Ayrıca bu uygulamaların sergideki proje, öğretim üyelerinin projelerinin sergilendiği projeler daha çok hem uygulama hem teorik anlamda örnekler teşkil ediyor. Bu açısından da mimarlık eğitiminin içinde bu da çok önemli bir şey. Bir diğer şeyimiz de tabii bu sergi aynı zamanda Mimar Sinan Holü olarak okulumuza kazandırdığımız ayrıca Mimar Sinan büstü ve Mimar Sinan eserlerini sergilediğimiz, daimi sergimizin olduğu bir hol kazandırdık. Bu da mimarlık öğrencilerinin bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bir durum. İyi ki geldim diyorum. Bir kez daha hem öğrencilik yıllarımı özledim, hatırladım. Bir de o zamanla bu zamanı karşılaştırdım. Bir de Samsun'da mimarlık fakültesi kuruldu ve artık eğitime geçti. Bu benim çok önemsediğim bir konuydu. Samsun'un geleceğinde mimarların, mimarlık fakültesinin artık tartışabileceği ortamlar yaratılır düşüncesindeyim, inancındayım. Mimarlık fakültelerini çok önemsiyorum. Keza gerçekten Türkiye'de kaynaklarımızın önemli ölçüde kullandığımız bir alanın daha düzenli, daha oturaklı olması, geleceğe eser üretmesi anlamında çok önemsediğimi söylüyorum. Burada geldiğim gördüklerimden mutlu oldum. Bugün benim için çok farklı bir şey oldu. Ben üniversiteye teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimini de bu alanda çok hevesli gördüm. Bundan memnun oldum. Çok güzel sergiler yapılmış. Onlar da beni çok mutlu ettiler. Teşekkür ediyorum. Umutlarım arttı, yeşerdi. Bu sergimize hocalarımızın hazırlamış olduğu projeleri sundular. Bunun yanında öğrencilerimizin de yapmış olduğu tasarım ve proje ürünleri sergilendi. Hepsi çok gerçekten hoş. Ümit ediyorum Samsun'da Canik Başarı Üniversitesi'nin iç mimarlık, mimarlık bölümüyle şehrimize, şehrimizin çizgisine, suliyetine ve
bir tarzına katkıda bulunacağız karınca kararınca. Geleceği gerçekten inşa edecek mimarları yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Ben öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Canik Başarı Üniversitesi'nin gurur olduklarını söylüyorum. Sağ olsunlar.